Bak şuna bak, bir de beni görüntülü arıyor annenin telefonundan. Açayım bari. Efendim çocuğum. Babaanne bak, bak o ışığı nasıl yaptım ben. Aa, çok güzel yapmışsın. Babaanne bak şimdi, bak bak. He yavrum, gördüm çocuğum. Tamam kızım, tamam. Tamam kızım, bak şimdi uçağı ben... Teyzeciğim, yanlış yere oturdunuz. Biletini verir misin, kontrol edeyim? Babaanne, hostes abla donuk değil ama. Ha, öyle mi oldu? Demek ki ben çekemedim çocuğum. Babaanne, ne zaman geleceksin? Çok uzun bir zaman sonra umarım. Ne? Kapatarsak. Efendim kızım, ne olmuştu? Teyzeciğim, muhtemelen yanlış koltuğa oturdum. Biletini kontrol edebilir miyim? Tabii kızım, şuradan alıver ya. 3 aydır toruna bakıyorum, canım çıktı artık. Hareket edecek halim kalmadı, kusura bakma kızım. Anladım, zordur tabii. Bakayım. Cam kenarıymış senin teyzeciğim. Bir yan koltuğa alayım seni. Tamam kuzum, tamam. L3. Aha. Bak yine arıyor ya. Açmayacağım bu sefer. Yürütüşler. Buyurun, teyzeciğim. Buyurun hanımefendi. Evet, son bir yolculuğumuz kaldı. Uçağımız burası. Son yolcumuzu da ben getirdim. Aslında. Evet, iki koltuk sizin efendim. Çocuğum teyzenin yanına oturabilir. Tabii. Nasıl isterseniz. Gel bakalım, ben sana yardım edeyim küçük. Stop. Evet, stop. Tamam. Çocuktan kaçarken çocuk yanına yaklaştı. Ne? Çocuk benim yanıma mı? Nasıl benim yanıma otursaydı kuzum? Teyze, merhaba. Merhaba yavrum. Teyzeciğim, çocuğu alınmış koltuk numarası o maalesef. Neyse, bebek arabasını da kapatıp yükleyelim hemen. Oyan, aman. Yavrum, o pusetlerin tepeme düşmez değil mi çocuğum? Burası benim koltuğum, çantayı buraya koyacağım. Tabii el bagajınızı başüstü dolaplarına koyabilirsiniz. Sevgili kabın amiri Ayşe, uçuş için anons yapalım lütfen. Değerli Pink Hava Yolları yolcuları, uçağımız kalkış için hazırdır. Lütfen emniyet kemerlerinizin takılı olduğundan emin olunuz. Koltuklarınızı dik konuma getiriniz ve önünüzdeki masaları kaldırınız. Herhangi bir tehlike anında yukarıdaki oksijen maskesi önünüze inecektir. Lütfen kullanınız. İyi uçuşlar dileriz. Uçacağız, yaşasın. Yavrum çok konuşma sen. Hadi bakalım. Sessiz oluyoruz şimdi uçak kalkarken. Evet. Kemer ikaz ışıkları yanmıştır efendim. Dilerseniz kemerlerinizi çıkarabilirsiniz. Oh. Anne, oyuncağımı verir misin? Tamam, hemen veririm tatlım. Ama çocuğum. Nereye koymuştum ben? Oh yavrum, koltuğu biraz kaldıracaksınız mı yavrum? İşte bu da. Al tatlım. Teyze bak. Bu benim yeni oyuncağım. Görüyor musun ne kadar güzel değil mi? Tamam yavrum, sessiz oyna sen. Niye ağladın çocuğum? Ben ağlamadım teyze. Oyuncağım ağladı. Oyuncağıma mama vereceğim. Ağlatma çocuğum. Oyuncaklar öyle ağlanmaz yavrum, hadi. Anne ben acıktım. Teyze sen de acıktın mı? Yok ya. Susadın mı? Yok yavrum, yok, acıkmadım ben. Yola bakıyorum. Susamış hadi. Olabilir misin? Aa bak, bulutlar var orada. Hadi sus bakalım. Yiyecek içecek servisimiz şimdi başlıyor. Evet. Küçük yolcumuz ne alır efendim? Yok, bizim özel çantası var. Orada yemekleri var. Öyle mi? Teyzeciğim siz bir şey alır mısınız? Annem benim yemeğimi hazırlarken ben de bebeğime mama hazırlayacağım teyze, biliyor musun? Sus. Teyzeciğim sen bir şey alır mısın? Sus kaldım da. Aha, su tabii. Buyur teyzeciğim, afiyet olsun. Ben de su alabilir miyim? Bebeğin mamasını karıştıracağım. Tabii buyurun. Teşekkürler. İşte al bakalım. Yaşasın. Yemek. Düştük mü? Ne oldu? Yemek yiyeceğim teyze. Acıktım dedim ya. Sen de ister misin? Yok yavrum, sen sessiz ye yavrum. Bağırmadan ye. Mümkünse çığlık atmadan ye çocuğum, olmaz mı? Ah.
yavrum. Kuzu. Bir tane. Küçük de var. Yemek yerken öyle az şapırdatılmaz yavrum. Nasıl, böyle mi? Annesi. Yemek yerken ağız şapırdatılmaz değil mi çocuğum, ha? Ağzımız kapalı yiyoruz, tamam mı tatlım? Tamam anne. Bitirdim anne. Afiyet olsun tatlım. Ben de bir çocuk alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Anne. Benim karnım ağrıyor. Midem bulanıyor benim. Yavrum, annesi ilacı yok mu bunun? Eyvah, gelmişsin tatlım. Hemen ilacını bulacağım. Uçak batışı, çabuk temiz malzemelerini. Ne oldu? Çocuğun midesi bulanıyor, kusacak galiba. Temiz malzemelerini getir çabuk. Ya ilacı yok mu, annesi versin ya. Ya o sen bulamayın, arıyor işte. Git. Tamam. Temiz malzemelerini getir çabuk. Tamam. Onu her şeye tutar. Uçak tutar, gemi tutar, tren tutar. Hadi ya. Sonra araba tutar. Hep kusuyor mu yani böyle? Evet, hep. Ümit memur, çabuk biraz. Hadi, yok mu çocuğun ilacı bir şeyi? Buluyorum. Dur anne. Çocuğum, dur bir dakika, dur. Burundan anla. Ağzından ver. Burundan al. İyi misin şimdi? İyiyim. Miden bulanıyor mu? Geçti. Sakın üstüme kusma, sakın. Aa, ne yaptınız çocuğuma? Teyze, ne yaptınız? Siz bilmezsiniz, eski yöntem bu. Çocuğun kusma refleksini engelledim. Anası, sen yine de bunun ilacını ver. Tekrar engelleyemeyebilirim, kaçar arada. Tamam, buluyorum şimdi. Eber. Geldim. Nereye kustu çocuklar? Yere mi? Koltuğa mı? Sakın, tamam. Kusmadı. Hallettik bir şekilde. Nasıl? Teyze bir şey yaptı, geçti, annesi ilacını verdi. Tamam, kusmadı hiçbir yere, sakın. Temizlemiyoruz. Kusmuk temizlemiyoruz. Neyse ki inişe geçmek üzereyiz. Sonsuz bir yolculuk oldu. Sevgili Pink Hava yolcuları, koltuklarımıza oturalım lütfen. Kemerlerimizi bağlayalım. Kemerlerimizi tekrar bağlayalım efendim. Evet. İyi inişler. Güle güle. Pink Hava Yolları'na hoş geldiniz. Sabah erken saatte uçuşumuz var. Evet Ayşe Amir'im, yiyecek içecek dolabımız hazır. Tamam, o halde yolcuları almaya başlayabiliriz. Siz buyurun hanımefendi. Tamam, teşekkürler. Evet, kontrollerinizi yaptım. Valiziniz yok. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Benim koltuğum burası. Sizin cam kenarı beyefendi. Teşekkür ederim. Pardon. Buyurun. Şantayı şuraya koyalım. Önce bunları indirelim. Özür dilerim. Önemli değil. Pardon. Hoppa. Diğerini de alalım. Hop. Hadi bakalım. Evet. Ay, ben de özel besleniyorum da şu çantamı yukarı dolaba koysam iyi olacak. Pardon. Ay. Özür dilerim. Kolunuzu acıttın mı? Sorun yok. Benim kolum yok zaten. Kalkış için hazırız. Anons edelim. Değerli yolcularımız, uçağımız kalkış için hazırdır. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik konuma getiriniz ve masalarınızı kapatınız. Şöyle kemer ucunu alayım ben. Tamamdır. Yeterli kadar irtifaya vardık, o yüzden yiyecek içecek servisine başlıyorum. Tabii başlayalım. Hanımefendi, bir şey yiyip içmek ister misiniz? Teşekkür ederim, ben özel besleniyorum da şurada yukarıdan dolaptan çantamı alacağım. Siz zahmet etmeyin, ben vereyim. Bu mu? Teşekkür ederim.
Siz bir şey alır mıydınız beyefendi? Ne vardı acaba sıcak yemek olarak? Köfteli makarna var efendim. Tamam alabilirim. Ben özel bir diyet uyguluyorum da o yüzden özel besleniyorum. Siz bu arada tek elinizle yiyebilecek misiniz? Hiç sorun değil. Öyle mi peki? Şu kavanozu açayım ben. Bir daha. Ay açamadım. Hanımefendi, kavanozu açmanıza yardımcı olabilirim isterseniz. Çok iyi olur. Ben de açabilirim. Gerçekten mi? Ben aynı zamanda da bir sporcuyum. Basketbol oynuyorum. İzninizle. Buyurun. Kavanozu bacak arasına koyuyorum. Sporcu olduğum için bacaklarım da çok kondisyonlu. Hop. Buyurun hanımefendi. Ay çok teşekkür ederim. Çok güçlüsünüz. Rica ederim. Vay be Ayşe, baksana tek eliyle nasıl açtı. Evet, açar tabii, neden açmasın ki? Hem zaten sporcuymuş, duymadın mı? Vay be, hem de sporcu. Sen spora gidiyor musun Ayşe? Maalesef her ben zaman değil. Ben de gitmiyorum spora. Helal olsun be. Yani tek kolu olması onun için hiçbir engel teşkil etmiyor. Hoşçakalın. Evet, uçağa bagajları alabiliriz. Tabii ki pilot bey. Yolcularımız bu taraftan lütfen. Ben bagaja vermeyeceğim çünkü el çantası doğrudur değil mi? Tabii ki de. Buyurun. Teşekkürler. Küçük bir sırt çantası. Ağırlığını ölçmeye gerek yok. Sevcan hadi. Tamam Barbie. Yollarımıza hoş geldiniz efendim. Bavullarınızı, bagajlarınızı tartmam gerekecek. Öyle mi? Tabii ki Barbie, tartılıyor. Yedek bagaj hakkı almadın mı? Yok. Evet, bu bagajınızı uçağa alabilirim. Uygun. Bir de bu vardı. Tamam, alıyorum şimdi. Yardım edeyim mi? Lütfen, teşekkür ederim. Maalesef Barbie Hanım, bu ağırlıktaki bavulu uçağımıza alamıyoruz. Peki ne yapacağız? Barbie, ben buradayken içini boşaltalım, eve geri götürürüz. Ben gitar çalarım, bunu kullanırım. Bu saçma şaları da lazım olur Sevcan. Barbie, bunu neden bavuluna koydun? Şöyle boynunu as bakalım. Haklısın. Başka? Bu nedir? Ben diyete başladım ya, milkshake falan yaparım, detoks hazırlarım diye düşünmüştüm. Eve geri dönüyor. Şimdi olmuş mu? Bakıyorum hemen. Üzgünüm. Barbie, 3 tane fotoğraf makinesi var. Ne yapacaksın bunları? Şu sarının rengine bayılıyorum. Gri olan çok iyi çekiyor. Bunu da boynuma asarım diye düşündüm. Bunu boynuna asalım. Bunlar eve geri dönüyor. Hanımefendi pardon, şimdi oldu mu acaba? Kontrol edelim. Üzgünüm. Barbie. İşte 3 tane kulaklık. Ama her elbisem için ayrı kombinlemiştim. En çok pembe giyiyorsun. Pembeyi al bakalım şöyle. Diğerleri eve gidiyor. Hanımefendi. Acaba şimdi oldu mu? Olmadı mı?
şimdi oldu işte. Ama bavulumda hiçbir şey kalmadı ki. Barbie'cim yapacak bir şey yok. Hepsinden ikişer üçer tane almışsın. Bunlar yeterli olur. Kapatıyorum. Alayım ben bavulunuzu. Sevcan, onları ben şöyle elimde taşıyamaz mıyım? Barbie, hadi uçağı kaçıracaksın. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Ben de bunları geri götüreyim. Evet, Pink Hava Yolları uçuş için hazır. Birazdan yolcular gelmeye başlar. İyi de bu Ümit nerede kaldı? Saat kaç oldu hala? Ümit arıyor. Efendim? Ayşe! Ümit neredesin? Ben çok hastayım. Ne demek hastayım Ümit? Birazdan uçak havalanacak. Neredesin? Nasıl yapacağım tek başıma? Merak etme, birini ayarladılar, geliyormuş. Birini ayarladılar mı? Peki tamam. Kim acaba? Ah, sonuna geldim. Merhaba. Sen de kimsin? Ben Cemre. Yeni hostesiniz benim. Süper. Demek yeni hostes sensin. O halde hemen hazırlıklara başlayalım Cemre. Al bakalım. Sen yiyecek içecekleri hazırlayabilir misin? Yolcuları ben karşılarım. Hazırlarım. Bu valizi neden aldın yanına? Bu kabin boy valiz. Sıkıntı olmaz. Peki. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, merhaba. Şöyle geçin, ben valizinizi alayım. Cemre'cim, bunu bagaja yerleştirebilir misin? Tamam. İnince bana haber verirsin. Peki. Kaptan arıyor. Kabin memuru Ayşe konuşuyor. Işığım sıkışı geçiyoruz, lütfen anonsu yapın. Tamam efendim. Evet, uçuşa geçiyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapmamız gerekiyor. Anonsu ben yapabilirim. Gerçekten mi? Tamam. Sevgili yolcularımız, uçak birazdan kalkacaktır. Ümit'ten kat kat daha iyi. Keşke hep birlikte çalışsak. Koltuklarımızı dik pozisyona getiriniz. Sana diyor. Şşt, ben sana. Koltukları diyor, dik pozisyona getirin diyor. Tamam. Emniyet kemerlerini lütfen gösterildiği gibi takınız. Taktım, tamam. Kabin basıncı düştüğünde kafanızın üstündeki kapaklardan maskeler düşecek. Ağzı ve burnu kapatacak şekilde takmalıyız. Koltuklarınızın altında can yelekleri vardır. İpini çektiğiniz zaman otomatikman şişecektir. İyi uçuşlar dileriz. Harikasın, harikasın. İlk defa bu kadar güzel anons ettin ve ben de hareketleri gösterdim. Süper. Teşekkür ederim. Sevgili yolcularımız, Kaptan Pilotunuz konuşuyor. İstanbul Antalya arası 1 saat 15 dakika sürüp hava gayet açık. İyi uçuşlar. Kemerleri çözebiliriz. Evet. Şimdi yiyecek içecek servisine başlayabiliriz Cemre'cim. Kalkın. Geldiniz. Ne istersiniz? Ay ben diyetteyim. Sadece su alabilir miyim lütfen? Senin de bu diyetin hiç bitmedi. Ben posta işte. Posta var mı? Posta. Tabii efendim. Hemen vereyim. İşte suyunuz geldi. Teşekkürler. Pastanız da. Sol. Ben de hemen yiyeceğim. Memnun musunuz? İyi misiniz? Çok iyi. Olaysız, harika, çok keyifli bir uçuş oluyor. Görüşürüz arkadaşlar.
Maldivlere gidecek olan yolcularımızın D1 kapısından uçaklarına binmeleri rica olunur. Hoş geldiniz, iyi uçuşlar. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ben valizinizi alayım. Geldim, yetiştim. Nereye? Bir dakika beyefendi, nereye yetiştiniz ya? Maldivlere gideceğim, Maldivler uçağına kalkmadan yetiştim. İyi yapmışsınız da bu valizi bırakmayı unutmuşsunuz, kargoya vermeyi. Uçağın altına yerleştirsinler, bununla mı bineceksin? Evet, tabii ki bununla bineceğim. Nereye bineyim başka? Vermedim ya, uçağın valizi içine kadar zaten, sen bununla binemezsin uçağa. Bu yasak canım, kabin valizi değil, bir şey değil. Bu bildiğin valiz. Ne demek binemem? Ne demek binemem? İçinde önemli eşyalar var. Yanımdan ayırmam ben bu valizi. Ya! Nereye gidiyorsun? Al bunu içeri. Koy uçağın içine. Allah, uçağımı kaçırmak istemiyorum. Çabuk beni uçağa bindirin. Güvenlik kapısından nasıl geçtin ben anlamıyorum ki ya. Geçerim ben. Geçerim. İçine ne koydun bunu? Şunu da. Ne oldu orada? Aşağı al şunu. Beyefendi hoş geldiniz. Bu nedir acaba? Bilmiyorum, bunun içinde değerli eşyalarım var dedi, onu dedi, bunu dedi, kargoya vermemişler, kabine koyacakmış. Beyefendi, bu kabin boy bir valiz değil yalnız, bununla uçağa binemezsiniz. Ayrıca bu da kabin boy bir valiz değil, bunları uçağa alamayız maalesef. Siz güvenlikten nasıl geçtiniz acaba? Bunları kargoya vermeniz gerekiyordu. Söyledim. Geçtiysem geçtim canım, güvenlikten. Size mi savacağım? Hiç olur mu canım, öyle şey şikayet ederim ne demek? Hayır, bununla giremezsiniz, bakın olmaz. Ne demek, anlıyorum. Burada bir şekilde, çünkü uçağın kalkmasına çok az kaldı. Oturun beyefendi, siz yerinize oturun, ben bunlara bir çözüm bulacağım, tamam ya? Çözüm bulacağım, ne yapıyorsun? Ne yapalım ya, burada mı bırakalım ya adamı bizi? Koyun işte yukarıda, bakın valiz koyacak yerler var, koyun oraya. Merhaba bayan. Merhaba. Ya vallahi çattık. Bu girmez adam zaten. Adam biziniz uçuyorum diyor. Koltuğa kaç para verdi biliyor musun sen? Neyse tamam. Bak şu büyük olanı ben alayım. Ben bunu altıma koyarım. Bizim koltuklar açılıp kapanıyor ya. Bizim koltuklarını açma. Ben bunun üstünde giderim yol boyunca. Bir zahmet, biraz daha para verseymiş de bagaj hakkı satın alsaymış. Bunun hakkından fazla ki. Biraz rahatsız oldu ama neyse, artık yapacak bir şey yok. Beyefendi bakın. Kapanmıyor bu kabin, kapanmıyor. Bu valiz buraya sığmaz. Ya hala sığmaz diyor ya. Onu da ben mi düşüneyim? Ayaklarınızın altına bir yer alıverin işte. Bak şu pilotun yanı boş. Pilotun yanına koltuğun arkasına koyuverin işte. Pilot koltuğun... Buraya mı? Böyle olmaz ki. Sevgili maddi yolcular, birazdan uçağımız uçuşa geçecek, hava durumu gayet açık. Koltuklarınızı dik, emniyet kemerlerinizi bağlı tutuma getirin. İyi uçuşlar herkese. Evet, kemer ikaz ışıkları sönene kadar efendim, lütfen kemerinizi bağlar mısınız? Hayır, ben kemerimi bağlamak istemiyorum, sıkıyor beni biraz, biliyor musun? Karnım da ağrıyor, o yüzden bağlamayacağım. İyi ama bu bizim güvenliğimiz için beyefendi, bağlamanız gerekiyor. Pardon hanımefendi, siz kimsiniz acaba? Ben de bir yolcuyum farkındaysanız. Bağlamak istemiyorum kemerimi. Tamam Ayşe, bırak. Bağlamam diyor ya, ne demek bağlamam? Bağlamak istemiyorsa bağlamasın ya. Kendi bilir, sonuçta business yani yolcu. Oldu da uçak türbülansa girdi. Ani bir böyle bir hareket yaptı. O zaman kafayı ön tarafa bir koydu mu? Tink diye. Ya da cama falan vurdu mu ki, o zaman görürsün bağlamamayı. Tamam, ben bağlayayım o zaman. Bağlayınız efendim, teşekkürler. Oldu işte. Sıkıldım ya. Neyse, arkadaşlarımı arayayım da benim geleceğimi haber vereyim. Onların daha haberi yok. Uçaktayım, geliyorum diyeyim. Alo dostum, ne yapıyorsun? Baba sana bir haberim var. Ben şu an uçaktayım, geliyorum. Daha kalkmadı canım. Şimdi kalkıyor, hareket edecek şimdi. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Telefonda uçakla telefonda konuşamazsınız. Ha, bayan bir saniye lütfen. Tamam, sen hazırlıklar yap dostum, ben geliyorum. 3 saat oradayım, tamam mı? Telefonu koş. Beyefendi telefonunuzu derhal kapatır mısınız lütfen? Uçak modunu almanız gerekiyor. Uçakta telefonla konuşulmaz. Alo, bir telefonla konuşturmadınız. Zaten sesi gitti bunun da. Şuradan bir tane film açayım. Güzel aksiyon filmi varmış. Tamam, olur. Çay demlemiş miydin? Orada işte, görmüyor musun? Bak termosun içinde dolu ha. Tamam, ben sana bir şey. Tamam. Ses ne? Beyefendi. Sen lütfen sesini kısar mısınız? Benim filmi biliyor musun?
çok güzel aksiyon filmi dalgını izledim. Süper ha, hiç kesintisiz böyle. Nasıl aksiyon? Ne yapıyorsun? Adamı uyarman gerekirken daha onu olaylıyorsun. Diğer insanların da rahatsız olacağı gibi şu kulaklığı da takmadan izlemiş zaten. Şuna bakar mısın? Beyefendi, o güzel filmi kulaklıkla izle. Kulaklıkla da şeyler daha iyi vurgu yapıyor. İyi tamam, kapatıyorum ya. Tamam, o zaman bir komedi filmi açayım ben. Gülelim birazcık. Ha? Ah, sonunda rahatlıkla uçabileceğiz artık. Bu çok komik. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Resmen onuruyor ya. Beyefendi, beyefendi lütfen rica ediyorum. Biraz daha sessiz olabilir misiniz acaba diğer yolcuların da rahatsız olmaması için? Beyefendi, beyefendi size diyor. Bana bir şey mi dediniz? Ne oldu? Hangi filmi izliyordu acaba ya? Bu mu şu an? Konumuz, derdimiz bu mu? Ama çok güldü, çok merak ettim. Hangi film ya? Sorarım ben ona, enişte soracağım. Bu uçuş bitmez. Daha 14 saat. 14 saat devam buradayız. Neden 14 saat? Çünkü diğer taraftan Çin üzerinden dolaşacakmış pilot. Oh Allah. Ayşe Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ümit'ciğim. Paris'ten az önce indik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdiki uçuşumuz Hollanda. Oo, peki o zaman anonsa başlayalım mı? Lütfen. Başlıyorum. Değerli yolcularımız, koltuklarımızı dik pozisyona getirip önümüzdeki tepsileri kapatalım lütfen. Sevgili yolcularımız, emniyet kemeri takmak çok önemli. Emniyet kemerlerini Sayın Kabin Amirimiz Ayşe Hanım'ın da gösterdiği şekilde belimizi kavrayacak şekilde şuradan böyle geçirmasyonlu, öteki taraftan çıkarmasyonlu şekilde bağlıyoruz. Pardon, su alabilir miyim? Hanımefendi, suyu birazdan vereceğiz, teşekkürler. Kabin basıncı düştüğü sırada üst kapaklardan oksijen maskesi bir anda önünüze düşecek. Kabin basıncı düşünce bu otomatik çıkıyor bunlar. Önce kendinize. Pardon. Pardon, yastık alabilir miyim? Hanımefendi, anonstan sonra vereceğiz yastığınızı. Bir yastık istedik alt tarafa, bana da hanımefendi dedi. Hayır yani, su verse ne olacak sanki, susadık canım. Oldu da uçağımız denize düşerse, koltuğunuzun altındaki can yeleklerini bu şekilde üzerinize geçiriyorsunuz. Yanında bunun bir yerinde pimi gibi bir şey var. Bunu böyle çekmeyelim. Çekersek bir anda şişer. Şurada bir yerde de bunun bir tane pipeti vardı. Onun da olmadı. Baktınız şişmedi. Batıyorsunuz, hemen o pipeti bulup üflerseniz şişer efendim. Pardon, yemek servisi ne zaman başlayacak acaba? Birazdan hanımefendi. Koltuklarınızın ön taraflarında bulunan bilgilendirme amaçlı broşürleri de inceleyebilirsiniz. Yol boyunca canınız sıkılmaz tabii, ona bakarsınız artık. Pardon, pardon, pardon. Tuvalete gidebilir miyim acaba? Tuvalete gidebilir miyim? Çocuk musunuz beyefendi siz? Burada anons ediliyor. Duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Tuvalete gidebilir miyim? Onu ver, bunu ver. Zaptire züptire bir sürü bir şeyler istiyorsunuz. İki dakika sessiz olup dinleyemiyor musunuz acaba? Anons bitince bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız yahu. Zaten bir Paris'e gidiyorum, bir Malatya'ya gidiyorum. Şimdi Hollanda'ya uçacağım. Yani... Ya nasıl Hong Kong'a gidiyorduk? İşte onu bile karıştırmışım. Beynimin içi nasıl bulanık siz düşünün artık yani. Aman sus, bunları da bir şey demeye gelmiyor be. Deli mi indirdim, nedir bunlar? Ayıp ya, şikayet edeceğim. Hong Kong'a inince şikayet edeceğim. Pardon, biz nereye gidiyoruz acaba? Nereye gidiyoruz? Hollanda'ya gidiyoruz efendim. Hong Kong değil miydi? Hollanda. Anonsumuz bitmiştir. İyi günler efendim. Uçuşumuz birazdan başlayacaktır. Servisimiz de başlayacaktır. Birazdan yiyecek içecek servisine başlayacağız efendim. İyi uçuşlar dileriz. Pink Hava Yolları'nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. merhaba, Norveç uçağı mı? Evet efendim, hoş geldiniz. İsim neydi? Ben David Black. David Bey. Bagajınız yokmuş. Buyurun, geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, son bir yolcumuz kaldı. Pardon hanımefendi. Çantamı acaba şu üst dolaba koyabilir miyim? Elbette efendim. Hemen yardımcı olayım. Çok teşekkür ederim. Burası dolaymış. Aslında 5 dakika. Ümit Hanım, nerede kaldınız? Bu sefer ben geç kalmadım.
Bu servis dolabını hazırlayan aşçılar geç kaldı, onları bekledim. Neyse tamam. Tamam, servis dolabımız hazır. Saat de geldi. Gidelim. Tabii Namire Ayşe Hanım. Buyurun efendim. Özel bir yolcumuz var. O yüzden rötarlı geleceği için rötarlıda kalkış yapacağız. Yolcumuz rötarlı mı gelecek? Evet, onu bekliyoruz. Uçak rötar yapar efendim. Yolcular rötar yapmaz. Özel bir yolcu dedim. Tabii, bekleyelim. Ne oldu? Niye kalkmıyoruz? Özel bir yolcumuz varmış. Rötarlı gelecekmiş. O yüzden onu beklememiz gerekiyormuş. Ne kadar özel olabilir ki? Ne canım ha? Hadi, hadi diyorum. Sana geç kaldım senin yüzünden. Chloe Hanım. Çantalarınız o kadar çok ağır ki. Taşırken çok zorlanıyorum. Merhaba. Evet, geldi sanırım. Chloe Bourgeois. Evet, benim. Hoş geldiniz. Buyurun geçin efendim uçağa. Sizi bekliyorduk. Bunlar sizin sanırım. Bu eşyalarımı da lütfen yerleştirebilir miyiz bagaja? Hadi uşak. Oyalanma, koy hepsini. Sen onları yerleştirene kadar karlar eriyecek Norveç'te. Kayak tatiline gidiyorum ya. Beyefendi, yalnız sizi alamıyoruz. Biliyorum, ben çantaları bırakıp çıkacağım efendim. Tamam, biz yerleştiririz. Siz bizi bırakın. Buyurun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim, beni kurtardınız şu anda. Bayağı yorulmuş görünüyorsunuz. Kollarımı hissediyorum. Tamam. Şunu da alalım. Şu boynumdakini de alalım. Tabii, bir saniye. Tamam. O zaman bunları buraya bıraktım. Size kolay gelsin. İyi günler Kanavya Hanım. Ay, iyi günler, iyi günler. Kulayınım, bunları alıyoruz biz bagaja. Büyük valizler kargoya yerleştiriyorum. Tamam. Bunlar yanınızda kalsın o zaman. Ay durun durun. O küçükler yanımda kalsın, büyükleri götürün. Ay ben bu çantaları böyle elimde mi tutacağım ayol? Şu yukarıda dolap varmış, oraya koyayım. Ay bu kimin canım? Benim o hanımefendi. Tamam, sen bunu kucağında... Ah! Sen kucağında tut, ben koyayım çantamı oraya. Tamam. Oh be. Ne yoruldum. Bu özel yolcu biraz fazla özel galiba. Diğer yolcu rahatsız etmeye başladı, baksana. Ayşe amirim, o sizde. Neyse, umarım bu yolculuk güzel geçecek. Artık kalkabiliriz bence. Değerli yolcularımız, uçağımız kalkış için hazırdır. Lütfen emniyet kemerlerinizi takınız, koltuklarınızı dik konuma getiriniz ve masalarınızı dik konuma getiriniz. Teşekkürler. Bekle beni Norveç, kayağa geliyorum. Evet. Yiyecek içecek servisimiz başlamıştır. Chloe evet. Hanım, ne alırsınız? Çantalarınızı zaten üst dolaplara koymuştunuz. Alabilirsiniz. Arkadan benim büyük valizlerimi de verir misiniz kargodan çabuk? Hanımefendi, o kadar büyük valizi nasıl verelim şimdi size? Kargodan oraya inemeyiz ki. Ben veririm. Ben veririm. Kargo bölümüne geçiyorum ben. Bunların içinde ne var ya? Nerede bunlar? Nerede bunlar? Yok, bu değil. Bu değil. Ay. Burada da yok. Burada da yok. Ay, hiçbir yerde yok, olamaz. Ay, unutmuşum. Neyi unutmuşsunuz? Şu an neredeyiz acaba? Pardon. Chloe Hanım, şu anda Milano üzerinden geçmekteyiz. İtalya. Uçağı durdurun hemen. İneceğim ben. Uçağı durduralım canım. Nasıl durduralım uçağı? Daha Norveç'e gelmedik ki. Hanımefendi, dolmuş mu bu? İnecek var, binecek var. Size uçağı durdurun dedim. Kayak kıyafetlerimi unutmuşum. Hazır Milano üzerinden geçiyorken bildiğim çok güzel bir mağaza var. Oradan alışveriş yapacağım. İndirin dedim. İmkanı yok, olmaz. Babamı mı arayayım? Arayabilirsiniz tabii ki. İnterneti kullanabilirsiniz. Ay dur, lütfen yarıyor. Buyurun efendim. Siz ciddi misiniz? Gerçekten. Türbülans mı? Peki. Arıza mı? Peki efendim. Ne oldu? Ne oldu Ayşe amirim? Arıza mı? Bozukluk mu? Hayır. Ne? Değerli yolcularımız, lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. Koltuklarınızı dik konuma getiriniz. Önümüzdeki masaları dikersiniz. İniş yapıyoruz. Kesin bozuldu.
Barbie'cim canım. Ah Chloe Hanım, hoş geldiniz. Geleceğinizden haberim vardı. O zaman ne alacağımı da biliyorsundur. Elbette Chloe Hanım. Şöyle buyurun lütfen. Aceleniz var biliyorum. İşte kayak kıyafetlerim burada. Ay acelem yok canım. Beklerler ne olacak yani? Rahat rahat alışverişimi yapayım. Bir bakayım şöyle. Bunu beğenmedim. Aa, ama bunu sevdim. Güzelmiş. Şu yanlardaki nedir bu? Bu kürk mü ne o? Evet efendim. Özel imitasyon kürk. Ay sen çok güzelsin. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Gel bakayım benimle. Tam bir saat bekliyoruz. Bir saat. İnanamıyorum. Kadın yarı yolda koskoca uçağı indirtti ve alışveriş yapmaya gitti. Ve hala gelmedi, bekliyoruz. Hayır bir şey diyeceğim. Hani zaten kayak merkezine gidiyor. Orada mutlaka kiralık kostümler, kayak elbiseleri vardır. Niye almıyor ki? Evet. Teşekkürler tatlım. Güle güle efendim. Yine bekleriz. Hostesler. Oradan o çocuğu gönderin bakayım bana. Kimden bahsediyor? Ne çocuğu? Benim, ben. Verin dedi. Tamam. Daha da uzamadan ben gitsem iyi olacak. Geliyorum. Ha, çok teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Memnun kalmanıza çok sevindim. Uyuyakalmışım. Güle güle efendim. Yeniden bekleriz. Beyefendi, paketinizi unutmuşsunuz galiba. Dur. Ne oldu ya? Eyvah! Bu Ayşe, şu anda çok büyük bir tehlike altındayız Ayşe. Ne tehlikesi ya? Bu paket normal bir paket değil. Hemen polis, güvenlik, polis, sekreteri! Alo! Çabuk buraya polis, bir şey gönderin, herkesi gönderin. Uçakta şüpheli bir paket var! Şüpheli paket mi? İşte geldik. Şüpheli paket bildirimi buradan geldi değil mi? Evet komiserim. O zaman boşalt burayı, boşalt, evet. Boşalt. Allah. Evet, senin bu zekana hayranım. İleride çok büyük yerlere geleceksin. Evet, bayanlar, hanımefendiler. Sağ olun amirim. Evet, kabin amiri Ayşe Hanım. Evet. Şimdi bana söyleyin, paketi nerede, ne zaman, kiminle, nasıl, ne şekilde, ne biçimde gördünüz? Memur bey şöyle, ben müşteriler iniyordu, uçağı terk ediyorlardı. Herkese iyi günler diliyordum. Tamam. Ne olmuş amirim? En son bir beyefendiymiş ve paket de onun bavulundan düştüğünü zannediyor. Ben bu bilgiyi paylaşmadım ki, nasıl anladı? Öyle mi oldu ki? Aklımı mı okudu bu adam benim? Evet yani öyle olduğunu düşünüyorum. En son valizle biri çıktı. Onun herhalde. Ben bir beyefendi falan görmedim. Ben direkt paketi gördüm. Sevgili arkadaşım beni kabin amirim uyardıktan sonra ben döndüm de hemen kabine baktım. Kabinin içerisindeki siyah o böyle bir şüpheli paketi görünce efendim ben hemen durmadan size hemen anında haber verdim. Sizi çağırdım. Tebrik ederim hanımefendi. Siz en doğrusunu yapmışsınız. Evet, bomba imha ekibini çağırdık mı? Evet çağırdım efendim. Şimdi bir görevli gelip bakacak. Paket bu. Burada yalnız, uçağın içinde. Orada değil. Burada. Şimdi herkes uzaklaşsın. Bu paketi patlatacağım. Ne? Patlatacak mısınız? Biz zaten sizi patlatmayın diye, patlamasın diye çağırmadık mı? Evet. Durun. Hey. Patlatmayın. Hiçbir şeyi patlatmayın. O benim vazom. İçinde onun vazo var. Evet. İşte en son uçaktan inen beyefendi buydu. Ben onun valizinden düştüğünü zannediyordum. Bu beyefendi, o beyefendi, evet. Demek ki o şüpheli paketin şüpheli sahibi sensin ha? Evet efendim. Annem için hediye almıştım. İçinde vazo var efendim, vazo. Hey, imha ekibi. Şimdi seni patlatacağım. Hey, dur bakalım, dur. Efendim amirim. Paketi patlatamazsın, onu kontrol edeceğiz. İçinde vazo varmış. Evet, vazo varmış. Bence patlatalım. Hayır, kontrol edelim. Patlatalım. Kontrol etmeliyiz. Patlatalım. Benim vazom. Kontrol edelim. Patlatalım.
O benim mazam. Korktu kendine, maceram var yönelir. Patlatalım da patlatalım, bu ne merak canım. Ne yapıyorsun Ayşe? Dur dur, biz bakalım, adam söylüyor işte vazo var diye. Ya değilse, ya değilse. Pardon pardon memur bey, görevli beyefendi, bakın paketin içinden vazo çıktı. Çok güzel, çok şık bir vazo, bakın. Beyefendi buyurun vazonuz. Ah size çok teşekkür ederim. Annem çok mutlu olacak. Bunu onun için ta dünyanın öbür ucuna gittim, aldım geldim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler, kolay gelsin. Kontrol edelim. İyi günler beyefendi. Patlatalım bence. Kontrol edelim. Onlar hala patlatalım. Kontrol edelim derdi neler. Neyse bu olay da böyle çözülmüş oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Benim işim bu, ben patlatırım. Gitmiş. Tüh ya, ne güzel patlatacaktım ben onu ya. Evet değerli yolcularımız, uçağımız kalkış için hazırdır. Yalnız Ayşe amirim, bir yolcumuz daha var. Nasıl bir yolcumuz daha var? Henüz gelmeyen, bakın orada telefonla konuşuyor. Çağır o zaman gelsin, rötar yapacağız. Şşş beyefendi. Ha anne, aldım turşuyu. Yanıma vermediler. Uçağın altına bir yere koyacaklarmış anne. Tamam anne, sağ ol anne. Oldu anne. Ha anne, anne. Beyefendi, beyefendi kalkış için sizi bekliyoruz. Gelecek misiniz? Beyefendi bizi duymuyor ki hazretlerim. Beyefendi bakar mısınız? Ha? Tam anne kapat gibi. Beni çağırıyorlar. Geldim. Evet beyefendi de geldiğine göre artık kemerlerinizi bağlayabilirsiniz. Kalkıyoruz efendim. Öf, ayaklarım şişti şu botların içinde ya. Çıkartacağım. Kaşındı, kaşındı, kaşındı. Uy, parmak aralarım nasıl kaşındı. İçecekleri koyalım. Yemek servisine başlayacağız birazdan. Evet, su koyalım. Tabii. Koku ne ya? Yiyecekler mi böyle kokuyor? Su mu böyle kokuyor? Bu ne ya? Beyefendi, beyefendi ne yapıyorsunuz acaba? Efendim bana mı dediniz? Evet size dedim. Rica etsem ayakkabılarınızı giyebilir misiniz? Yok yok şey, bütün gün ayaklarım botların içindeydi, şişti ya. Ya hanımefendi çok isterdim de ama bütün gün bu botların içinde ayaklarım şişti, terledi böyle, biliyor musun? Kaşınıyor. Beyefendi sizi çok iyi anlıyorum ama çok rica edeceğim, lütfen ayakkabılarınızı giyin. Biraz kötü kokuyordu ayaklarınız. Kokuyor mu o kadar ya? Bana kokmuyor. Pardon, bakar mısınız? Şu beyefendiden çok rahatsız oluyorum da ben. Efendim biz de rahatsız oluyoruz ama ne yazık ki bizi dinlemiyor. Uçağa binme kurallarına da bakıyorum da yani yolcuların ayakkabılarını çıkartmaması gerektiğine dair bir şey de yazmıyor. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Ben pedikür konusunda uzmanım. Uçağın kargo bölümünde de gerekli malzemelerim var. Küçük pembe bir çanta. Bana onu getirirseniz sanırım bu problemi çözebilirim. Ah ne güzel. Küçük pembe çanta. Duydun mu? Yürü. Hadi yürü. Ben niye gidiyorum kargo bölümüne? Yürü beraber hap gidelim. Amirim. Nereye gitti çanta? Küçük pembe çanta. Öf, burada bu koku ne ya? Her yerde koku. Bu ne ya? Sirke mi kokuyor? Limon mu? Ekşi ekşi bir şey kokuyor. Aa bak 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 şu. Bu ne bu? Ne bu? Aa! Sirke bidonu patlamış. Dur azıcık yiyeyim. Patlayacak mı bu? Turşu mu? Aman ya! Ne diye alırlar ki böyle şeyleri uçağa? Afidosu. Çantaya gittin mi? Ah pembe çanta buldum. Valiz bu, valiz. Çanta mı bu? Bu değil o zaman, bunu at gitsin. Bu neymiş? Bebek arabası. Yeşil kutu. Acaba içinden neler çıkar? Yok bunda bir şey. Yıldız. Neydi? Galiba bu. Küçük pembe çanta. Şu pembe bu değil değil mi? Değil. Tamam. Hadi şimdi yerleştirelim. Sanırım çantanız bu değil mi? Evet evet bu çanta. Hemen açalım. Tamam güzel. Açalım bunu o zaman. Buyurun siz. Şöyle hemen işleme başlayın. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeler.
Tabii ki ayakları koymak için bu leğen. Güzel kokular. Krem ve sabun. Törpü. Oo, işinde bayağı iyi yalnız. Baksana, bu kadar hızlı. Keşke bir maske de olsaydı. Dayanamıyorum. Bitti galiba değil mi? Evet evet, sonunda bitti. Evet, güzel kokular gelmeye başladı. Ellerinize sağlık. Bu ayakkabıları da lütfen bir daha giymesin. Ne olur bunları çöpe atın. Tamam, ben hallediyorum. Ellerinize sağlık. Siz buyurun oturun. İyi uçuşlar diliyorum size. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Uçağa geçebilirsiniz. Bu mu benim uçak? Evet, buyurun lütfen. Sizi bekliyoruz. Ha, güzel, tamam. Evet. Son yolcumuz da geldi. Son yolcumuz geldi, geldi. Ümit nerede kaldı acaba? Sağ ol beni bıraktığın için. Nerede kaldı kızım? Ay! Ümit, bu ne hal? Senin biraz görünüşüne dikkat etmen gerekiyor. Presentable görünmen gerekiyor. Gecenin kaçında yatmışım zaten. Sabah da kalkmışım. Buraya presentable olacak vakit mi var bunları almak için? Ne yapayım? Geldim işte. Neyse, tamam tamam. Çak kalkıyor şimdi. Her şey tamam değil mi? Anons edelim. Hadi kalkalım. Evet. Evet değerli yolcularımız, lütfen hı-hı, kemerlerinizi takınız. Hı-hı. Uçağımız kalkış için hazırdır. Hı hı, tamam. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Kemerimi takmaya çalışıyorum hanımefendi. Oh, güzel biraz bir uçuş olsun. Türbülans var gibi. Evet. Neyse. Evet sevgili yolcularımız, yiyecek içecek... Yiyecek içecek servisini ben hallederim. Sen al şu aynayı, al şu cımbızı. Git uçağın tuvaletinde şu kaşını bıyığını bir hallet. Yolcularla böyle muhatap olma hadi. Ne olmuş bana ya? Hadi hadi. Evet. Evet değerli yolcularımız, yiyecek içecek servisine başlıyorum. Bir şey ister misiniz efendim? Ha yok yok, sağ olun, ben yanımda var bir şeyler, ben onları atıştıracağım. Tamam. Oh, mis gibi. Beyefendi iyi misiniz? Dişim. Dişiniz mi? Beyefendi ne oldu, iyi misiniz efendim? Dişim. Dişiniz mi? Dişim diye bağırıyor ama doktor yok mu acaba, bir de diş doktoru? Bilmiyorum, nereden bileyim? Çok acı, ne yapacağım? Ay, yok mu hiç diş doktoru bir şey? Yok galiba. Tamam tamam, herkes sakin olsun. Ben hemşireyim. Biraz anlıyorum. Galiba anlarım, yapacağım. Açın ağzınızı beyefendi. Beyefendi, ağzınızın içinin hali ne böyle? Hangisinin ne acıdığını nasıl anlayacağız? Pardon. Buyurun, bir şey istediniz. Cımbız gibi bir şey var mı acaba? Beyefendinin ağzından çıkartmam gereken şeyler var da. Cımbız? Bir saniye, hemen getiriyorum. Tamam. Amma da zormuş bunları da böyle almak. Ümit! Dolu! İçeri giriyorum. Dolu, dolu! Ümit, içeri giriyorum. Ver şunu bana. Ne oldu ya, daha bitmedi, yarısı kaldı. Aşağı birim. Beyefendi hiç mi dişlerinizi fırçalamayı bilmiyorsunuz? Buyurun, getirdim cımbızı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu neymiş? Roka. Balık. Burada bir dişiniz yokmuş, beyazlı dişiniz yok. Mantar kaçmış şuraya. Burada da dişiniz yok. İşte acı yapanı buldum galiba. Gel bakalım buraya. Şunu da şöyle atalım lütfen. Teşekkürler. Bitti mi acaba? Bitti görünüyor ama beyefendi iyi misiniz şimdi? Teşekkür ederim. Ayşe amirim, benim cımbızım niye aldınız? Yarım kaldım ya. Ben şimdi, sen bunu tut. Bu? Ben kokuyor bunu. Tuvalete gidiyorum ben.
daha iyisiniz değil mi? Çok sağ olun, çok sağ olun. Sayenizde ağzım daha temiz hissediyorum. Çok sağ olun. Ya beyefendi, kabuklu yiyecekleri kesinlikle dişlerimizle kırmadan yiyoruz ama neyse. İyi yolculuklar. Sağ ol, sağ ol. Bucumuz. Ben alayım. Teşekkürler.